Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ve Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de tam 10 koşulu bir program var. Açık yayınımız arkadaşlar. Bugün Ankara'da var. O da Premium Velayet olan yayınımızdı. Evet, hemen Kocaeli ile ilgili görüşlerimize geçelim diyoruz. Evet, birinci koşu 16.45'te başlıyor. Akşam 21.30'a kadar yarışlar var. Şartlı 3-4 yaşlı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. Zaten bütün koşularda kum piste. Burada 6 numaralı İbrişim Hanım, Ethem Dursun Öktenli bugün bizim ilk atımız ve iyi bir yarış bekliyoruz bu İbrişim Hanım'dan. Son iki koşusu da gayet güzel. Kocaeli zaten koşuyor. Tam 4 koşudur. Son 4 koşu Kocaeli'deydi ve en son 15 Ağustos'ta yine Tam Dursun Ökten'le 3,5 boyla güzel bir üçüncülük yaptı diyebiliriz. Buradaki Berca turunun Demir Kızım hepsini geçti. Şimdi bu safkan Alternatif Banko değil ama bir şekilde neden olmasın, yani cesaretli olursak o da olabilir. Bu safkanın arkasından kimler gelebilir? 5 numaralı Hırsın Ateşi Cem Altun, 2 numaralı Güneşin Doğuşu, burada İlker Akın, 3 numaralı İzmir'in Efesi Sadık Altay, 1 numaralı Baba Fahrettin Adem Ceylan ve 8 numaralı Bengü Sena, Gökten miydi o? Gökten Kayıp, evet. Tur yavrusuna binecek. Her türlü sürpriz açık bir ayak bu, yine ilk ayak olduğu için. 6 numara başta 5, 2, 3, 1, 8 diyoruz. İkinci koşu Maiden. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada. Evet, zor bir gün bugün arkadaşlar. Kolay bir gün değil. 2 numaralı Alkanlı Mehmet Kaya ile ilk atımız. Kaysbert temsilcisi iki defa koştu gördüğünüz gibi. Bugün Mehmet Kaya'nın Kocaeli seçmiş olması da ayrı bir anlam taşıyor. Beklentileri var tabii otomatikman. İyi de atlara biniyor açıkçası. Burada Alkanlı ilk atımız, 7 numaralı Yüksek Kaya Nevzat Avcı ve 3 numaralı Avcı oğlum Adem Aslan. Tabii Nevzat Avcı'nın da burayı seçmiş olması, Ankara'dan ziyade Kocaeli'de kalmış olması. Zaten Bursa ve Kocaeli çok uzak değil birbirine arkadaşlar. 2-7-3 diyoruz burada. 2-7 ve 3. Üçüncü koşu handikap 16. Üç yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir alternatif bankomuz var. O da 3 numaralı Father Ferit Mustafa Çiçek'le. Dileyenler bu atı banko atıp atmayacağını düşünüyor. Ancak biz burada iki tane atın daha yazılması taraftarıyız. 6 numaralı Kara Akrep, Nevzat Avcı ve 4 numaralı Another Love. Özellikle sürpriz konumunda olacağına inanıyorsun Another Love'ı. Bu kumcu safkan uzunu da seviyor. Yani mesela 2000'de İzmir'de ikinciliği var bir koşu evvel. Daha sonra 1500 metrede Kocaeli'de altıncılığı var. Yalnız şöyle bir durum var. Bu safkan Kocaeli pistinde 1500 metrede kumda İbrahim Sefa Söğüt'le bir yarış kazandı. Handikap 15'i kazandı. Şimdi daha usta bir jokeri, tabii Ali Yıldız bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. İbrahim Sefa Söğüt daha tecrübesiz kalıyor, öyle diyelim. İyi ya da kötü demeyelim. Another Love burada kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. 3 alternatif banko ama 6 ve 4 diyoruz bir de. Dördüncü koşu şartlı 5, 2 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Burada Zipper West, Mustafa Çek'le Banko. Evet, burada Zipper West, Zephyr West. Ne demekse artık. Banko. Beşinci koşuyla beraber ikinci altılı Ganyan'ın startını veriyoruz burada. Bir tık daha zor burası. Tabii ikinci altılı arkadaşlar, bütçeler konuşuyor burada. Daha fazla at yazmak demek, daha fazla para ödemek demek ama daha fazla yüklü ikramiyelerde uzanabilmek demek. Doğru orantılı maalesef böyle günlerde. Handikap 16, 4 kara Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 9 numaralı Sarraf Şah, Adem Aslan'la ilk atımız burada.
11 numaralı Yeşilkale Selim İpek kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Altıay yavrusunun 7 numaralı İlelebet Ali Yıldız, 6 numaralı Ardahan Nevzat Avcı, 5 numaralı Efer Görkem Özçelik ve 2 numaralı Sarraf Baba Ali Şenbahar. Özellikle Sarraf Baba'yı yazmanızı tavsiye ediyorum. Ha, yeni olanlar için 3 ve 1 numaralı Safkanların da bakılması lazım. Onları da yazabilenler baksınlar. Çok zor bir ayak gerçekten. 9, 11, 7, 6, 5, 2. Burada kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. 2 zaten burada Kocaeli'de şartlı 4'te Tolga Yıldız'la bir birinciliği var. Şimdi Ali Şenbahar'ı getirmişler üzerine. Ali Şenbahar evet. Apprent indirimi de almış aslanlar gibi. Evet, çalışmaları süper değil, normal o. 12'sinden itibaren de kesmişler, göstermiyorlar zaten bu Sarraf Baba'nın çalışmalarını. Tam anlamında yarışa hazırlamışlar. Bu at yarışa gidecek arkadaşlar. Net söylüyorum. 9, 11, 7, 6, 5, 2 ön planda olan ve 3 ve 1'e de bakın dedik. Ama bence 9 ve 2'yi alın, bir öne koyun. Altına istediğiniz atı yazın. 6. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada 8 numaralı Uçan Yaprak Mehmet Kaya ile Banko arkadaşlar. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecekler. Yani boşuna kalmadı herhalde Kocaeli'de Mehmet Kaya. Burada net olarak bir Banko görüyoruz. O da Uçan Yaprak. Evet. 8 numaralı Uçan Yaprak Mehmet Kaya ile Banko. 7. koşu kısa vadeli dişiler Üçgarı İngilizler ve 1900 metre kumpise çıkacaklar. 4 numaralı kar tanesi alternatif Banko. Evet, bunu Banko yapabilir miyiz düşünelim. Yani düşünmemiz lazım. Son 2 koşusu Kocaeli'de. Evet, şartlı 5 ve Bursa'da da kazandı. Handikap 16, şartlı 5'e geldi Kocaeli'de. Kazandı Ali Yol Açıcı. Daha evvel Vedat Abişon'u satış 2'yi de kazandırdı zaten. Ama Halil Yolaçıcı bu atı zannedersem Maiden'dan da çıkartan oydu. Buna bakıyorum bir dakika. Evet, yani Tugay Alıcı. Hayatının ilk koşusunda çıktı bu Maiden'dan bu at. Arkadaşlar, kar tanesi. Şimdi Nevzat Abici biniyor. Kısa vade altında dördüncülüğü var. Evet, biraz kasacak ama ne olursa olsun Utkucuk Kampo gibi attığın arkasından dörder beşer boyu yese de çalışmaları da fena değil. Kocaeli'de çalışıyor. Bu Kocaeli'nin ekmeğini yemek istiyor. 4 numara Alternatif Banko. 1 numara Adı Kızı Mehmet Kaya ile rakibi. 5 numara Pixi. Çok çetin rakibi. Kim biniyor? Mahmut Turan biniyor. 7 numaralı Daniel Daughter Mustafa Çiçek ve 9 numaralı Toriçam Kadir Tokoçoğlu. Bunlar hep sürprizde olacak olan safkanlar görüntüsü var. 4 Alternatif Banko. 1, 5, 7 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz. Geçelim 8. koşuya Kocaeli'de. Şartlı 4, 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar, burası gerçekten çok zor bir ayak. Ama burada tuttuğumuz bir at var. Bugün gerçekten çok iyi koşacağına inanıyoruz o atın. O da 1 numaralı Javonoro Goşa. Evet. İstanbul'daydı. Bu safkanı tuttular, hemen şimdi getirdiler. Biraz da herhalde kum göstermek istiyorlar. Hayatında ilk kez kuma çıkacak bu safkan. Berkan Kökçe kendisi çalıştırdı bunu kum pistte. 26.8 rahat, 55.8 rahat. Bu atın iyi olduğunu anladılar arkadaşlar. Kaçırmak istemiyorlar. Hemen anında getirmişler buraya. Bu uygun grup olmuş bu onun için, yani. Uygun bir gruba sokmuşlar. 9 numaralı Saçanın Sesi Gökhan Gökçe. 7 numaralı Kafkas Ali Yıldız, 2 numaralı Markiz Mehmet Kaya. Markiz de zorlayacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, bakın, küçük kuponlarda aslında 1 ve 2 gayet yeterli durumda. O kum pistte gayet iyi işleri var. Ama Javonoro Goşa bu atın bir tık üstünde kalite açısından, onu söyleyeyim. 6 numaralı ikimiz Görkem Özçelik ve 3 numaralı Balık Kız Nevzat Avcı. 1, 9, 7, 2, 6 ve 3 diyoruz buraya. Evet, 9. koşu şartı 4, 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada 2 tane atımız var. 1 numaralı Plus Ultra Adem Ceylan ve 4 numaralı El Transcantabrico.
1 ve 4 geçeceğiz burayı. Adem Ceylan, Sadık Altay çekişmesinde bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Daha sonra arkasından 5 var ama yazmıyoruz onu şu an. 10. koşu Maiden, 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Zor bir koşu yine burada. Tabii ki beklentisi olan safkanlar var. Evet, burada önceliğimiz bizim 6 numaralı Macalatım. Kadir Tokaçoğlu'yla 12 numaralı Umay Mehmet Kaya ve 5 numaralı Koçerim Nevzat Avcı. 6, 5 ve 12 ön planda. Arkadaşlar 3 tane daha veriyoruz. Bunlara bakarsanız 2 numaralı Behram Kale, 1 numaralı Agah Bey ve 11 numaralı Bayındırlı Kız. Burada da gelme ihtimali olan safkanlar açıkçası. 6, 5, 12 daha doğrusu 6, 12, 5 ön planda. 2, 1 ve 11 arka planda olarak Kocaeli'de yer alıyor. Evet, böylece Kocaeli ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize ben bol şans diliyorum. Ankara videomuz için premium üyelik gerekiyor diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.